Sivas'taki yetkili mahkemece boşandığıma dair karar. Yani 36 yıl bitti, 37. yıla girmiş bulunuyoruz. Faik Kebapçıoğlu, miras bırakanınız Meryem Sarı, İstanbul Varlık Yönetim AŞ'ye olan borçlarından dolayı hakkınızda İstanbul 11. İcra Müdürlüğü'nün 2020'ye İstanbul'daki bana telefon açıp da hakkında icra takibi başlattık denilen yerin numarasıdır. Burada bir numara daha vardır. Bundan da sürekli bana sesli mesaj geliyor. Haftada 2 gün, 3 gün. Borcunuzu ödeyin. İşte aksi takdir. Şimdi 1984 yılında Sivas'ta bulunduğum bir sırada eşim, ben evde olmadığım bir dönemde evin bütün eşyasını yükleyerek çekip memleketine gitmiş, Konya'ya. Daha sonra ben geldim. Kış günü kuru beton üzerinde kaldım. Hukuki süreç devam etti. Dava açıldı. Eve dönmeyi reddetti. Daha sonra boşanma davası açtık. Ve 1984 yılının 5. ayın 17'sinde mahkeme kararıyla boşandık Sivas'tayken. Daha sonra çocuğum vardı. Çocuğumu görmek için bir defa Konya'ya gittim. Göstermediler. Çocuk burada yok dediler. Ondan sonra ben bir daha ne yüzlerini gördüm, ne seslerini duydum, ne aradım, ne sordum. 37 yıl sonra Şubat ayında bana bir mesaj geldi. 3 Şubat'ta gösterebilirim. 3 Şubat'ta bana bir mesaj geldi. Mesajda şöyle diyor: Sayın Ömer Faik Kebapçıoğlu, miras bırakanınız Meryem Sarı, İstanbul Varlık Yönetim AŞ'ye olan borcundan dolayı hakkınızda İstanbul 11. İcra Müdürlüğü'nün 2020'ye 2505 esas sayılı dosyasıyla icra talebi başlatılmıştır. Detaylı bilgi için şu numarayı arayınız diye. Ben bu numarayı aradığım zaman bana borçlu olduğumu, hemen gidip icraya ilk tahsisi yatırmamı söylediler. Ben de buna itiraz ettim. Benim bu kadından boşandığımı, ondan sonra bundan hukuki bir bağım olmadığını söyledim. Ondan sonra defalarca ben telefonla arandım. Bana sesli mesajlar geldi. O numara da bende, sesli mesaj gönderdikleri telefon numarası. Diyorum, sürekli bu numaradan aranıyorum. Sen ödemezsen çocuklarından da olsa biz bu parayı alacağız deyip duruyorlar. Ben de, bana tebligat gönderin, ben hakkımı arayayım, hukuki çerçevede itirazımı yapayım diyorum. Buna rağmen gelen giden bir şey yok. Sana gönderdik işte, tebligat geldi. Adresinde bulunamamışsın. O yüzden geri geldi denildi. Ben de adresim belli, yerim yurdum belli. Adresimde olan bir insanım. Bana tebligat gelmiş değil. Ödemezsen hakkında tebligat yapılmış kabul ederiz ve işlemi başlatırız. İşte mal varlığınıza haciz koyarız. Banka hesaplarınızı bloke ederiz falan gibi laflar edildi. Ben de zaten mal varlığım yok. Emekli aylığından başka bir bankayla bir işim yok. Dilekçemi verdim. Buradaki icra müdürlüğü kanalıyla. İlk mesaj geldiği günden beri benim evimde huzurum kalmadı, benim ailemde huzurum kalmadı. Kalkıp oturup bu nasıl olur, nasıl gelir, bunu bize izah et deyip duruyorlar. Ben bunun izahını yapamıyorum. Yani akıllara zarar bir durum. 37 yıl olmuş boşanalı, benden sonra bir evlilik yapmış. Varis olacaksa öbür adamı varis yapın. Beni niye varis yapıyorsunuz, beni niye borç çıkarıyorsunuz? Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, sonra Adalet Bakanımıza, sonra diğer yetkililere, bunlara sesleniyorum. Sesimi duyun, sesime tercüman olun diyorum. Ben bir şey yapamıyorum, derdimi kimseye anlatamıyorum. Bence bir dolandırıcılık olayı var. Bu işin içinde de kimler var, kimler yok bilmiyorum. Kim beni varis tespit etmişse, kim bu davaları bana açmışsa, hepsi bu işin içindedir. Ama kimdirler, nedirler onu da bilemiyorum. Yani onu da devletimiz araştırıp bulacak. Bu benim yazdığım itiraz dilekçesi. Mersin İcra Müdürlüğü'ne yazdığım itiraz dilekçesi. Bu Finans Bank'tan gelen 58 bin küsur liralık alacak talebi. Mersin 5. icra göndermiş.